İtalya'nın Venedik şehrinde San Marco Bazilikası'nda bulunuyoruz. Kilisenin San Marco ismini almasının sebebi Aziz Marco'dan geriye kalan parçaların saklandığı relikerin burada olması. Birkaç Venedikli tacir 829 yılında İskenderiye'den Aziz Marco'nun bedeninin kalıntılarını çalıyorlar. Bu kalıntılar dini açıdan son derece önemli kabul ediliyor. Kalıntılar Venedik'e getirildikten çok kısa süre sonra bu kilisenin inşaatına başlanıyor. Aziz Marco kimdi hatırlayalım. Kendisi evanjelistlerden yani yeni ahit yazanlardan biri. Hristiyanlık dini açısından son derece önemli bir insan. Kalıntıların İskenderiye'den Venedik'e getirilebilmesi de başlı başına önemli bir olay. Zira o dönemde Mısır Bizans İmparatorluğu'nun yani Hristiyan aleminin kontrolünde değil. Mısır ve İskenderiye o dönemde Müslüman toprağı. Hatta bir efsaneye göre Aziz Marko'nun bedeninin ebedi olarak kalacağı yerin Venedik olacağını gördüğü söylenir. Tabi bu yalnızca bir efsane yani tarihi olayları desteklemek için zamanla ortaya çıkan anlatılar. En azından 21. yüzyılda bu tür efsaneleri böyle yorumluyoruz. Mimari de Bizans üslubu dendiğinde aklımıza gelen tüm öğeleri bu kilisede görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz kilisenin inşaatına 1063 yılında başlanmış. Bu kilisenin yapıldığı yerde daha önce iki küçük mabet bulunmaktaymış. Bu kilise pek çok açıdan Bizans sanatını yansıtıyor. Venedikliler kendi sanatlarının özellikle de mimarilerinin sadece Bizans değil özellikle Konstantinopolis'i yansıtmasına önem veriyorlardı. Bu kilise İstanbul fethedilmeden önce şehrin ismi Konstantinopolis'ken inşa edilen Kutsal Havariler Kilisesi ya da diğer adıyla Havariyun Kilisesi örnek alınarak yapılıyor. Havariyun Kilisesi günümüze ulaşamamış. Örnek alınan kiliseye benzer şekilde San Marco Kilisesi de Yunan haçı biçiminde. Yani haçın kolları birbirine eşit uzunlukta. Her kolun üstünde ve ayrıca kesişim yerinde birer kubbe bulunuyor. Bu kubbeler Ayasofya'daki mimari üslupla örtüşüyor. Kubbelerin alt kısımlarında pencereler bulunuyor. Bu pencereler adeta ışıktan bir kolye gibi duruyor ve kubbenin havada durduğu izlenimini yaratıyor. İç mekandayken altından yapılmış bir mücevher kutusunun içinde durduğumuzu hissediyoruz. Duvarlar altın mozaiklerle kaplı ve pencerelerden gelen ışıkla duvarlar ışıldıyor. Yani duvarlar katı bir yapı olmaktan çıkıyor, ışıldayan parlaklığa dönüşüyor. Bu ise de yüzeyin yaklaşık 3700 metrekaresi mozaiklerle kaplı. Mozaikler farklı dönemlere ait. Şimdi erken dönem mozaiklerinden bir tanesine bakalım. Bu mozaiğin ismi Cehenneme iniş. Mozaik aynı zamanda Diriliş veya Anastasis mozaiği olarak da biliniyor. Bu figür Hazreti İsa. Cehenneme inmiş, kapıları kırmış, cehennemdeki iffetli kulları oradan kurtaracak. Bu iyi erdemli kişilerin cehennemde olmalarının sebebi ise muhtemelen kurtuluşa erme ihtimalinden, yani Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden daha önceki bir dönemde yaşamış olmaları. Hazreti İsa'nın Hazreti Adem'in bileğini kavradığını görüyoruz. Hazreti Havva ise hemen arkada. Hz. İsa, Hz. Adem ve Hz. Havva'yı cennete girme yasağından kurtaracak. Hz. Adem'i elinden değil bileğinden tutmakta olduğuna dikkat edin. Yani insanların kendi kendisini kurtaramayacağı, kurtuluşa ulaşmak için peygamber olan Hz. İsa'ya gereksinimleri olduğu betimlenmiş. Başka bir deyişle bu bir işbirliği değil, Hz. İsa onların kurtarıcıları. Bu figürlerin arkasında kurtarılmaya değer diğer ruhları görüyoruz. Belki bu kişiler de eski ahitteki peygamberler olabilir. Bir de Hz. İsa'nın üstünde durduğu bölüme bakalım. Hz. İsa zincire vurulmuş olan şeytanın üzerinde duruyor. Ve diğer figürlere kıyasla şeytan oldukça koyu renklerle tasvir edilmiş. Şeytanın etrafında Hz. İsa'nın cehenneme inişinden arta kalanlar var. Parçalanmış zincirleri, anahtarları Hz. İsa'nın yıktığı cehennem kapılarını görüyoruz. Yıkılan kapılar bir haç oluşturuyor. Bu imgelerin tümü tam anlamıyla Bizans üstü bunda. Örneğin arka plan tamamen altından yapılmış. Kumaşın kıvrımları normalde olduğundan daha sanatsal biçimde canlandırılmış. Şimdi Hz. İsa figürünü inceleyelim. Hz. İsa'nın Hz. Adem'i tutmakta olan sağ koluna dirseğinin tam üstüne bakın. Burada kumaş henüz havada. Kumaşın hala havada olması Hz. İsa'nın buraya henüz geldiğini belirtiyor figürlerin bedenlerine bakalım. Bedenler sanki uzatılmış gibi. Bu antik Yunan dönemine veya Rönesans dönemine benzemiyor. Bu orantılar Bizans üstü buna ait. İnsan bedeni gözleme dayalı ve gerçekçi bir şekilde değil, sembolik olarak şekillendiriliyor. Veya sağ dizini yere koyarak diz çökmüş olan Hazreti Adem figürüne bakalım. Baldırının oldukça kalın, dizinin alt tarafının ise incecik olduğunu görüyoruz. Bu kesinlikle doğal bir üslup değil. Burada çok iyi tanıdığımız Bizans üslubundan bahsediyoruz.